Gezin gezin geçin. Sana o ne? Olur mu kaldırdı? Aynen. Sen çoban mı bekliyorsun? Şimdi su vermem, suyu nereden alacağım ya? Onlar su durmaz ki. Etmezseniz. Melen amcası.
gösteri motor izi. Söyle yarın annene iş yapsın izi. Koca karnımı aldı beni bir korku. Tam kendim kaderim kötü. Koca gibi dedi. Şimdi şöyle diyeyim, yaklaşık 200-300 yıllık bir geleneğimiz bu. Dört köy olarak kutlama yapıyoruz bu Kaz Bayramı'nı. Eseler. Eseler Köyü, Solaklar, Durasan, Hasanoğlu olarak kutluyoruz. İmece usulü haftalar öncesi yufka yaparaktan başlıyoruz bu kazlarımızı pişirme hazırlık öncesinde yaptığımız işler. Sonra bayanlarla toplanıp 3 gün öncesinden kazlarımızı temizleyip sonra suya koyuyoruz onları. Suda bekletip içinin pis kanlarını akıtıp pazar günü yine aynı şekilde 4 köy fırınlarını yakıp gece saat 3'te yaklaşık 4 saat 5 saat kadar fırınlarımız yanıp sonra kazlarımızı fırına sürüp tabii ki bu arada misafirlerimizi, akrabalarımızı yemeğe davet ediyoruz. Akşam yemeğine yufkalardan bu kazların sularıyla tirit yapıyoruz, yağlıyoruz onları. Sonra yağladıktan sonra onları kazları da çıkartıp akşamları misafirlerimize ikram edip hep beraber bayramı kutluyoruz. Tabii ki. Fırın geceden yanıyor değil mi? Tabii ki. Gece 3'te yaktık bu fırını. İsterseniz şöyle kazları da bir gösterebilirim. Biraz yanmasınlar diye üstünü kapattık. Bu şekilde kazlarımızı pişiriyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam aleyküm. Hoş geldiniz. Tanıyalım bakalım sizi bir. İsim soy isim nedir amca? Buyur. Mahir Portakal. Mahir amca kaç yaşındasın? 73. Annemle birlikte yolculuk nereye? Vallahi Gaz Bayramı var. Davet misafir... var. Davete geldik. Misafirlerimizi görelim. Bir hoş geldiniz diyelim dedim. Nedir bu Kaz Bayramı'nın özelliği? Ne zamandır yapılır? Bu Osmanlı zamanında bile yapılmış. Yunan Harbi'nde. Hı hı. Gece dağlara bitmiş. Kaçmışlar, gece bitmişler, gene yemiş. Yerlerimizi askere göndermişler, hanımlarımız bunu pişmişler gece. Gece. Erlerinkine, erleri derler ki, erlere ciğerini yedirirler, yürekli olsun diye. Var mı öyle bir şey? Evet. Aynen.
O arada yani harp zamanında hani E15 lira, 15 lira aynalı çağır. O zaman bile kaldırılmamış. Gece biçmişler. Gece biçmişler. Gece biçmişler, gene de adet kalkmamış. Hep bu köyde mi yaşadınız? Hayatınız bu köyde mi geçti? Evet. Aslım neslim Söğüt kasabasından. Oradan buraya. He? Buraya göç. Buraya göç. Peki çocukluğunuzdan hatırlar mısınız gaz bayramlarını? Var mı öyle bir şey? Var efendim. Var. Biz böyle yuka da açarız. Ha, bir de bunun yukasını gün önce mesela haftalar, aylar önce başlarız. Bir ay mesela bu yuka telaşısı biter. Ondan sonra bir cuma gün başlarız bir şey etme, gazın halini görme. Canlısından, ondan sonra yolmasından, temizlemesinden 2-3 gün gider. Pazar gün pişirilir. Bir gün suda kalır, onu unutma bir de. Pazar gün pişirilir. Ondan sonra pazar gün pişirdikten sonra akşama misafirlerimiz, yakın akrabalarımızı, çoluğumuzu, mesela bir yakın akrabalarımızı topladık o akşam. Yani 10 kişi de olsa, 20 kişi de olsa hanemize buyururlar. Avur avur yiyin yavrum diriz he. Ondan sonra kalanı da çoluğumuz, çomağımız afiyetten yerler. Evet, teşekkür ederiz, sağ olun. Haydi size hayırlı yolculuk. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Ben Ercüvan Çetinkaya. İhsan'ın hanımı. İhsan'ın hanımı. Ercüvan teyze, ne kadar zamandır Eseler'de yaşarsın? Doğdum büyüdüm, 68 yaşındayım diyorum, hep buradayım. Peki ne yaparsınız? Bugün kaz bayramı diyorlar ama nedir bu kaz bayramı? Bir anlatır mısın bize bildiğin kadarıyla? Bunlar var ya, kocaları askere, benim bildiğim babaannemle anneannemle öyle derler, harba gitmişler şey zamanında. Gene de o şeyle harp şeysi zamanında garla gene yemişler bunu. Bu adeti bırakmıyorlar. Ne ya, kocaları harbe göndermişler, kendileri gaz mı yemişler? Kendileri bu gazları yemişler. Ama ayırmışlar da onlara galiba. Onlara da yağların içine koyuyorlar. Askerde gidenin yavun içine koyuyorlar. Sonra şeye gidene koyuyorlar. Böyle bir uzun yola gitti bir yere. Onu koyuyorlar böyle, gazın yavun içine sokuyorlar bir budunu veya bir gazı. Onu öyle şey yaparlar. Evet. Sen şimdi ne yapıyorsun? Ne var içeride? Ben şimdi içeride? Burada lokumlar var. Çocuğum, bunların misafirlerim de yattık ya. Bakalım lokumlara. Bak. Ne lokumlar, ne lokumlar. Misafirlerimiz yesin diye sıcak dinlendir. Bizim geleneksel lokumumuz bu. Evet. Yufa yaparız, lokum yaparız. Tek misafirlerimiz yesin diye ne bak. Hepsini al bir yana. Götürün bir yana. Şarkılar söylensin, horana durulsun. Yan yana gelip umutla bir gelecek kurulsun. Hep beraber. O zaman Emirhan muhtarımız Turan Bey'den bir mani geldi. Hadi buyurun. Ben mi? Siz okuyun. Şimdi sağ olsun Solaklar muhtarımız ve Emirhan muhtarımız bu sene bize İmece'de çok destek oldular. Sizlere Meyran'da dağıttığımız geleneğimiz olan tıkıl lokumu 3 köyün İmece'siyle yaptık. Şifa olsun efendim sizlere. Suyu çektik kuyudan, huysuz geçmez huyundan. Kazları pişirdik bugün, biraz da koy suyundan. Thank you.
Evet, kış mevsiminde yani bu ayda yani bu mevsimde yapılması gerekiyor bu etkinliğin. Dolayısıyla her yeni yıl aslında Kaz Bayramı etkinliğine başlıyor. Festival. Sen alalım. Teşekkür ederiz. Alacak mıyız? Teşekkür ederim. Fetus. Lokum. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hemen alayım. Zehir olsun. Hadi ver. Heh, bu da koca sepetle geziyor bak. Teşekkürler. Sağlığınızı alın. Yedik. Ooo. Aynen. Başkanım hoş geldin. Aferin. Allah'a emanet.